Bul. Evet. Günaydın herkese. Bugün Türk mantarı arıyoruz. Fındık bahçesinde. Altınordu beldemizde. Türk mantarları için eğitilmiş olan köpeklerimizlerle bakıyoruz şu anda. Acaba var mı diye. Arkadaş eğitmiş durumda köpekleri. İstanbul'dan geldiler. Bakalım türf mantarını rastlayabileceğiz mi? Evet. Şu anda buldu bir tane türf mantarı. Tekrardan. Hadi bu. İşte. Bulunan türf mantarı. Ama küçük değil mi bunlar? Şimdi burada da vardı. Isırgandan dolayı böyle. Isırgandan bıraktı herhalde değil mi? Ya kızım. Dur. Nerede? Bu. Orada arıyor herhalde. İleride arıyor bak. Dur sadece bul. Nerede kızım? Orayı kazıyor. Getirecek. Atom ver kızım. Orada bakın ilerideki. İleride buldu yine. Nerede kızım? Atom ver. Biz fındığına bakıyoruz işin. Gördüğünüz elimdeki tuttuğum mantar. Bu mantarın değeri şu anda ne kadar hocam? Atom, siz söyleyin. Gel buraya. Atom ne yapacağız? Evet gördüğünüz mantar. 100 lira. Bakın 100 euro. 100 euro. Biz de şu fındığı 20 lira edecek diye gözüne bakıyoruz. Toprağın altında asıl para. İşte arkadaşlar türüf mantarının daha ziyade bulunduğu topraklar bu tarz topraklar. Şu anda biz yol kenarındayız. Kireçli olan beyaz topraklarda bulunuyor. Bakın şuradaki şu yapıları göstereyim. Şu tarz yapılardaki yerlerde. Böyle. Ama biraz şey yaptılar evet. Ya çok 4-3 çok sevimliler kiratılar. Bakımlarını düzgün yapamadık. Türf mantar avcısı köpekleri bunlar. Atom hadi. Çağır. Evet. 5 taneler. Evet. Arıyorlar Atom. Şu anda. Dur. Hadi dur. Şu anda aramadalar. Kokluyor. Dur. Acilen bugün onları da tamamlar. İyi günler arkadaşlar. Şu anda Ordu Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesinde türf mantarı arıyoruz. Eğitilmiş olan köpekler. Tanesi 15 bin lira bu köpeklerin. Arkadaşlar bu konuda avcılar, mantar avcıları köpeklerle şu anda arayıp tarayarak bulmaya çalışıyorlar. Bakalım türüf mantarı var mı? Bir tane bulduk. İşte elimde şu anda. Dayancılı küçük. Tam olarak gelişmemiş durumda. Kokusu da çok farklı. Kokluyor. Bu. Evet. Hadi kızım. Gel. Gel buraya. Bak köpek var. Vallahi salarmanın köpeği. Gel. Ondan doğru kediyeceğim ben. Gel buraya. Atom. Evet. Dur. Nerede kızım? Atom. Köpek mi? Tek o tarafa doğru gidelim. Evet. Mantar avımız devam ediyor. Açık alanlara geçmemiz lazım değil mi? Bak burada su kanalları da açmışlar. Su kanalı da fazla sevmiyordur sonuçta değil mi? Evet elimizdeki kürekle de bakıyoruz. Kimi zaman. Hadi bu. 15 bin liralık bir köpek. Bu İtalya'dan mı gelmeydi hocam? Köpek cinsi. Irkları şu şekilde söyleyeyim. Bu Lagotto ile Gordon Setter. İtalyan Lagotto. Şey İtalyan diyorum. İspanyol Cooker ile Gordon Setter'in kırmasından çıkarttık. Biri 12 saat yorulmayan bir köpek babazları. Anneleri de uysal olarak av özelliğini kaybetmiş. İki köpeğin yavrusu. Tatlılar keratalı. Mavi boncuk. Nerede kızım? Hadi bakalım. Hadi bu. Evet, öldüğünü biliyor. Buldu herhalde ileride. Yok. Evet. Bu 7. Yine güzel. Başka bir koku var.
Hadi bu. Değil mi? Bu alan uygun. Elverişli. Bolu var daha önce. Hadi bu. Bak eşi. Evet. Ver atom. Gel atom. Ağzında. Bravo. Evet getiriyor. Gel. Bakın şu anda türf mantarını gel getiriyor. Atom. Gel evet. Kızıma. Evet bakın. Bravo. Evet bakın bravo. Bulduğuna bakın. Bayağı büyük bravo buldu. Bravo. Maymun. Ha. Ödüllendiriyor musunuz? Evet şu anda bir ödül. Bir ödülünü de aldı. Evet. Bak, o da size onu. Islaklıktan dolayı mantarın büyüme oranı düşmüş. Islaklıktan dolayı değil mi? Ama yine güneş aldığı için. Güneş aldığı için şey yapmış. Evet. Diğer bulduğumuzdan evet. Daha büyük. Evet. Kokusuna bakıyoruz. Operasyonda. Evet bir tane daha bakın buluyor şu anda dur, köpek. Gel. Buyur hocam bunu siz şey yaparsınız zaten. Hı. Satışa gelmiş bir köpek şey. Konumda. Niye bıraktın kızım? Gel dur. Gel dur. Evet burayı taradı. Şimdi bir yerde mantar bulunduğu zaman yaklaşık kaç kilometresinde oluşuyor? Bir kilometre yakın yerinde tabii, var demek değil mi? Yayı içine göre bu misal liflerin. Mantarın liflerinin bu yayılış alanında olacağı için yaklaşık etrafındaki bir 200 metre, 300 metre bakın. Çok işte küçük de olsa buluyor yani. Için. Hepsini buluyor. Bakın bıraktıydı biz aradık bulduk bakın. Bakın ileride şu anda koku gitti ve araştırıyor. Bulmak üzere. Evet ağzında büyük ihtimalle. Evet bıraktı bak. Bıraktı. Niye bıraktın oraya? Bana vermedi. Bravo kızım. Evet bakın. İşte. Kaç euroydu hocam? 100 euro şu an. 100 euro bakın topu, elinde 100 euro. Siz fundikten 10 liraya 10 liraya talip edin. Toprağının altında 100 euro yatıyor. Ve aradığımız arazi de şu anda dikkatini çekersek fındıklı. Buradan evet. İyi gelir olarak Türkiye Cumhuriyeti'mize baya bir katkıda bulunacak. Evet yine aynı bölgede tarıyor. Bakın. Bu yeri özel olarak seçmedik. Rastgele geldik bu yere. Rastgele gelip baktık. Bakın yine bu bölgede, mıntıkada bayağı bir var. İşte eşiyor. Nerede atam? Ver. Çok küçük olduğu için şey yapamıyor. Evet bazı küçük olduklarını da bırakıyorlar herhalde anlamı kadar. Şey yapamıyor. Kaybediyor hemen kokusunu. Küçük, az aromalı. Bu olgunlaşmış oldukları için değil mi? Kokusunu ona göre. Biraz daha büyük olmuş olsa kaybetme şansı yok. Yok. Evet. Evet evet bulacağız. Atom gel kızım. Atom. Atom gel. Orada mı arıyor acaba? Kokuyu yakalarsın. Daha seyrek yerde daha çok çıkıyor. Yani. Müthiş bir zevk. Avcılık açısından. İnsanı kaybettiriyor. Köpeklerin peşinde geziyorsunuz. Artık toprağın altına bakıyorsunuz. Harika bir duygu. Hadi atom. Nerede kızım? Hadi bu. Bence bu yeri tarayacak. Yine anladığım kadarıyla. Burası daha az yedi. İşte gördüğünüz gibi şu alanda. Bakın şu alanda şu anda 4 tane bulduk. Şu alan yanında. Aroması tam yükselmedi. İşte aroması tam yükselmediği için köpek bıraktı. Dux, gel bir tanesini buraya. Bak şimdi Dux bakalım tekrar tespit edebilecek mi? Dux gel kızım. Gel. Bu kızım. Bu. 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 Bak. Hop. Ver. Evet. Aldı. Ağzıyla aldı. Çok küçük. Çok aroması çok düşük şu anda. Yani her i̇şte, köpek bunu bulma şansı yok. Burada da bakın. Bu mantarların oluşmadan önceki liflere bakın. Böyle yayılıyor. Şu şekilde. Bu mantarı aldıktan sonra bu toprağı tekrardan kapatmak gerekiyor. Şu gördüğünüz beyaz oluşumlar tekrardan mantarın oluşmasına vesile olacak. Dolayısıyla biz bunu aldıktan sonra burayı tekrardan kapatıyoruz üstüne ki mantar oluşuma devam etsin diye. Şefim bir tane daha. Bir de. Bunları satılıyor mu tekrardan? Tabii ki. Bu ikinci evet. Kalite olarak geçiyor bakın. Pazar. Ama bir 5 gün 10 gün sonra gelmiş olsaydık bunlar en az ceviz büyüklüğü. 3 gün 4 gün sonra bu güneşte ceviz büyüklüğüne ulaşırdı. Evet bunlardan bahsediyorum. Evet. Ve ver bu 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 bu. Eğer bunlar biraz daha olgunlaşmış olsa ben yetiştiremiyorum bu köpekleri. Ha burada değil mi? Tabii yetiştiremeyeceğim. Yani burayı talan ederlerdi. Evet, şey yapalım. Kesinlikle en az 1 kilo 2 kilo yapma şansımız bu yerde. Çok daha yüksek olurdu.
Diğer bahçeye geçiyorlar orada. Atom, gel çabuk buraya. Gel. Hadi Dux, ver kızım. Atom gel. Hadi bul bul bul. Nerede kızı? Hadi bul. Diğer tarafa da geçelim mi? Sağ tarafa. Öbür tarafa mı? Buraya atlama yeri var mı? Ne var? Burayı bir kezine verdi. Yok, bitirme şansı yok. Sıkıntılı bir durum. Şu mantar çok ufak. Koku düzgün salmadığı için köpekler zorlanıyor. Hmm. Değil mi? Evet. Biraz erken girmiş olduk biraz bu bahçeye. Biraz erken girmiş olduk, evet. Evet. Atom. Hadi gel. Hadi, hadi bakayım oğlum. Bu. Dur hadi. Gel kızım buraya. Bu. Evet arıyorlar şu anda yine. Bu. Genelde fındık ocaklarının diplerine doğru otun olmadı. Çekildiği, otun çekildiği az olan yerlerde daha ziyade buluyor. Ot arkadaşlar boğuyor. Mantanın gelişimini boğuyor. Hava almasını, suyun almasını boğduğu için daha az oluyor. Tabii ki ortamını tam da sağladığında şey yapıyor. Herhalde yine bir şeyler oldu gibi orada. Şşt, hayır. Buldu gibi başka mi? Başka bir şey yok. Ha, şey mi yapıyor? Tamamdır, kazıyor böyle. Çabuk buraya. Hep burada dolanıyor. Şu tarafa hiç gitmedik. Gel buraya. Dur. Çabuk. Hadi. Evet, şu tarafa doğru geçelim bakalım biraz da. Hadi bul bul. Hadi kızım. Nerede Atom? Hadi bul. Bravo Dux. Bul 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 bul. Bravo Dux. Hadi bul. Bul. Bu şeydeki ne? Lamel mi deniyordu? Neydi? Lamel değil. Hani ipix yapıdaki olan şey ne demişti? Lift değil. Lift değil. Lift değil. Lift değil. Lifti. Bravo. Hani? Bravo. Biraz daha. Bakın oldu. İşte. Bu nerede bulduydu bunu? Şurada hemen şurada. Şunun bir şeylerine bakalım bir. Hocam elindekini verir misin az bir? Az bir. Dux ver. Ver Dux. Daha gel şunu alın. Dux gel buraya. Nerede bu? Evet bakın. Burada buldu. İşte. Gördüğünüz gibi bakın buradaki şu oluşumları da görüyorsanız çıplak gözle. Evet bu. Bu oluşumları gördüğünüz bu, zaman. Bu. Tekrar var bak. Bu. Tekrar arıyor. Var yani ama daha tam olarak olgunlaşmadığı için. Dur nerede? Bakın şunlar şu görmüş olduğun ucundaki. Bu. İşte şu liflerin ucunda gerçekleşiyor. Bunlar yürüme kanalları. Bak şunlar. İşte bakın şunlar belirtiler arkadaşlar. Burayı tarıyorum mesela bakın. İşte bakın görüyorsunuz ne kadar fazla var bakın. Oluşacak. Köpeğin kokusunu almamasının sebebi olgunlaşmamış olması. Tabii çıplak gözle de bulunabiliyor ama bayağı bir zor. Bunu görmeniz lazım ve bunu görüp bu tip beyaz oluşumları gördüğünüz zaman bu alanı eşmeniz gerekiyor ki bulabilmek için. Şöyle kısa bir eşiyorum. En fazla 20 santim. 20 santim derinlikte bulunuyor. 20 santim derinlikten fazlasını eşmenize gerek yok. Anlamsız oluyor. O alana eşmek. Evet. Şimdi yanımızda köpek olduğu için burayı eşmeye, debetmeye gerek yok. Evet. Bakın. Toprağın dibindeki çıkan işte dala sarmış konumda. İşte şurada. Şunlar ilerleme kanalı. Bunlar bu şekilde ilerleyip yaklaşık bu alanda 200 metrelik mesafede uzanabiliyor. Tabii ki çimenlik alanda değil. Bakın gördüğünüz gibi yaptığı yerler çimenlik az olan, topraklı olan yerler. Yani ocağın dipleri daha ziyade tercih ediliyor. Evet. Güneşli bir gündeyiz arkadaşlar. Şu anda bir başka bir bahçeye girdik. Fındık bahçesine. Kireçli toprağın olduğu bir yere girdik. Burada türf mantarı arayacağız. Türf mantarları genelde kireçli olan topraklarda daha çok bulunmaktadır. Bulmak için de şu anda bulmak için özel eğitilmiş olan köpeklerle birlikte fındık bahçesini sarıyoruz. Evet, köpeklerimizi tanıştıralım. Şurada köpeğimiz, köpeği yetiştiren kişiler kendileri İstanbul'dan geldiler.
Şu anda kokuya yoğunlaşarak arıyor. Bu tatlı şey bir yaşında mıydı? Bir yaşında. Jesse ismi de. Türk mantarı avcısı. Uzmanı daha doğrusu. Evet. 3 tane köpekle dolanıyoruz. Şu ana kadar insana rastlamadılar burada herhalde. Daha rastlayamadılar. Ya da olgunlaşmadı. Olgunlaşmadı. Ya da olgunlaşmamış da olabilir, değil mi? Geçiş döneminde Levent olduğumuz Bey. İçin. Merhaba. Geçiş döneminde olduğumuz için. Elindeki yazık. Kürekle de ayrıyeten de arayabiliyoruz. Yazık. Özellikle. Türf. Ve güz türfü dediğimiz Aristeyumi Ulcinatum geçiş dönemi olduğu için tam bir geçiş döneminde bu çekimi gerçekleştirdiğimiz için mantarın olgunlaşma dönemindeyiz. Yeni mevsimin güz türfü dediğimiz. Aşağı doğru kireç olan yere doğru inelim mi? Yoksa İnelim. Biraz daha şey yapalım. Köpekler şu karşıki reaksiyon gösteriyorlar değil mi? Evet. Ama tabii ki olgunlaşmış olarak tacalık çatmadı. Daha sefra yapamadık. Karşı taraftaki bakın onlar da şey ağaçlarıdır. Diken ağaçları deriz biz. Akasya ağaçları. Akasya'da pek rastlamadım. Rastlamadım. Evet. Ama gürgen kayın olabilir. Gürgen kayın konumunda değil. Karışık ormanlarda daha çok çatıyor onu biliyoruz. Şimdi biraz daha toprağın burası konum itibariyle uygun ama herhalde. Biraz sonra tekrar alabiliriz. Biraz daha aşağı. Evet. Evet. Avcılarımız dolanıyor. Biri sağa biri sola. Hangisine çevireceğimi kamerayı şaşırıyorum yani. Güzel bir uğraş. Nerede? Nerede güzel? Hadi bul bakalım. Hadi bul. Gel. Bulursan ödüllendireceğiz sizleri. Evet. Hadi bakayım. Nerede dur? Bul bakayım. Evet. Oradan aşağısı kendileri hassastır herhalde. Uçuruna evet, gitmesin. Şu harikada bir güzellik. Arama modundalar. Koku almaya çalışıyorlar ama. Bak. İşte köstebeğin eşi bunlar da zaten arıyor değil mi? Sincap, köstebek. Evet. Onlar da şey yapıyorlar. Köstebeklerin bulunduğu yerde. Bak zaten bak kireç. Beyaz olan şeyler. Zaten kireç. Kireçli muslu toprak mı? Evet bak kireçli bak. Kireç bu zaten beyaz kireç. Kireç. Ve senin aradığın toprak da böyle hafif olan böyle tane tane biraz. Evet hocam. Magnatum mantarının daha ziyade görüldüğü gibi bu tipte kırılgan olan toprak yapısındaki yerlerde çıktığını beyan ediyor hocamızın. Evet. Tespitinde. Çok seviyor. Şu toprağı çok seviyor. Bu magnatum dediğimizin fiyatı ne kadar? Bizim halkımız genelde şimdi fiyatıyla ilgilenir. Mantarın kendisiyle değil de. Türf çeşitlerinin en değerli mantarı magnatum. Magnatum en değerlisi. En değerlisi. Satış burada, fiyatı nedir acaba? Toptan fiyatı 1000 Euro'dan başlıyor. 1000 Euro. 1000 Euro. 1000 Euro bakın. Gramaj olarak 200 gram üzeri 300, 400, 500 gram açık artırmaya sunulmaktan. Ha, 200 gramın 300 gramın üzerinde bulursa tek olarak mı bu tek yoksa olarak, tek olarak ha, tek olarak bir adet ana açık artırmalı olarak satılıyor bu seferde. Tabii aynen o şekilde açık artırmalı hatta 700-800 gramı 100 bin dolara satıldı. Bir 7-8 10 yıl üzerinde 10 yıl önce bir Çin iş adamına açık artırmalı. Açık artırmayla. Evet. Tabii ki kokusu, aroması yerindeyse. Diğer türflerden aroma olarak ve protein olarak en yüksek tüf çeşididir. Evet. Buradaki başak yapıyorlar bir yandan mantar avcılarımız. Yerdeki buldukları fındıkları da yiyorlar. Fındığın tadını alınca mantar unuttular gibi. Aman hocam canım. Sanki. Bunlara sen biraz daha terbiye vermen lazım gibi. Sevindirici Konsa- bir haber değil. Evet. Konsantrelerini dağıtıyorlar. Evet. Hadi gelin buraya. Neydi şimdi? Hop stop stop. Bravo kızım. Bravo, stop, bravo, 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 bravo. Of, maşallah, maşallah. Bak, bravo kızım, bravo. Çekiyor musun? Evet. Neydi, Ahmet abinin ismi miydi? Mehmet. Mehmet abi, senin tarlandayız şu anda. Tamam, tamam, tamam. Kimden aradım ben bunlardan?
Mehmet abi. Eskiden bizim bolada biz buluyorduk bunu ya, atıyorduk ya. Vallahi. Bravo. Ver Ümit ödülünü. Hadi Dux, bul. Hadi bul. İstiye bak, etelimi istiye bak. Bul. Maşallah, maşallah. Bul. Çekti mi? Evet. Mehmet abi, selamlar. İlk sefta senin bahçenden. At şimdi WhatsApp tanesi bana. Evet, köpeklerim bitlere karşı ilaçlıyoruz. Bitlere karşı da ilaçlıyor arkadaşlar şu anda. Arazide gezdiğimizden dolayı arkadaşlar özel bir ilacı vardı. Ağızdan verilen onu unuttuğumuz için yanımıza almaya. Şimdi tedbir olarak bunu alıyoruz. Kaşınmalar önlüyor. Tabii kaşınmalar vesilesiyle konsantrelerini dağıttıkları evet, için mantarları bulmada sıkıntı yaşayabiliyorlar. O yüzden dolayı arkadaşlar da tedbir amaçlı ilaçlıyorlar pirelere karşı. Hı. Bakım süper. Tamamdır kızlar. Seni gerekir. Kuru kısmını şuraya ısırsana. En çok orada zaten birikiyor. Evet, tamam. Tamamdır. Koş cinsi. Hadi bakayım hadi. Evinize binin bakalım. Başka yere gideceğiz. Koş evine. Bayağı evet. Bak. Gel. Judy. Zenk. Hadi. Bunlar daha yavrularımız. Yeni eğitimdeler. O yüzden onlar da acılık çıkamıyor. Bu köpek. Evet. Dur şöyle Tarsus, bir çekelim. Köpeğimiz Tarsus bakın köpeğinin bakalım. Çatal burun köpeğiydi. Şu anda bunları milli köpek olarak tüf avına yetiştiriyoruz. Ediyoruz. İnşallah. Aşamasındayız. İnşallah başarır. Ve milli bir köpeğimizi tüf avında kullanmış oluruz. Bu da bizim gurur kaynağımız olmuş olur. Kaçış yok, kaçış yok. Geri birin. Hadi bakayım. İtalyanlar Lagotto'yla, İspanyollar Kukur'unla, Fransızlar Gordon'la, Kuçkarlarla övülürken biz Çatalburun'la inşallah. Niye bunu seçtiniz Çatalburun'u? Çatalburun'u seçmemizin sebebi Türk ırkı olmasının. Yani koku almada koku çeşit alma, fazlalığı alabiliyor mu? Yani bir özelliği var mı? Koku almada bizim Türk avcıların çok tercih edip de övdüğü bir köpektir. Ulusal bir köpektir. İnşallah av özelliğinden kopartıp tüf mantarına bunları yani kuş avından kurtarıp mantar avına dönüştüreceğiz inşallah. İnşallah. Dostum, evet. Yani bunlarla hayır. Şimdi bir videoda çekilmezsem hoş olmayacak yani. Bu tatlılarla. Hadi.